Öncelikle projemizi oluşturacağız Eclipse'de. Proje için sol üst kısımdaki File menüsünü kullanıyoruz gene. Bu Enterprise Edition versiyonu Eclipse'in. Sizde daha farklıdır. Doğrudan Java proje ve proje olarak görecektir. Hangisi tıklayalım hocam? Java buradan, projeyi mi söyleyeyim? Direkt Java projeyi açabilirsiniz. Project'ten göstereyim aynı şeyi. Proje kısmına geldim. Buradan hangisi üzerine proje geliştireceğimi gösteriyorum. Mesela Java EE var, bir de normal Java var. Bu yeterli benim için, şu an için. Client proje. Bunların hepsi farklı işlemleri gerçekleşiyor. Farklı frameworklerle çalışmak için vesaire. Mesela burada web taraflı uygulama geliştirmek için gerekli template'ler var aslında, proje template'leri. Bu sizin açacağınız projeyle aynı. İsimlerde Türkçe karakter kullanmamaya özen göstermeliyiz. Burada finish diyerek işlemi tamamlıyorum. Bakın, daha önce uyardığım gibi bu bir perspektif meselesi. Bana doğrudan perspektif ayarını soruyor. Ben de kafana göre takılıyorum. Bakın Java versiyonuna geçtim. Java perspektifine. Halbuki az önce Java EE'deydi. Çünkü benim oluşturduğum proje template'i Java SE içerisindeydi. Bu nedenle buraya yönlendirdim. Açıyorum SRC klasörümü. Bunun içerisinde her zamanki gibi bir konsol uygulaması yapmak için class oluşturuyorum. Class'ın adı da ilk değişken ya da değişken demo olabilir. Ve public static void main sekmesinin seçili olmasını sağlıyorum. Finish dedim. Burada dün yaptığımız gibi değişkenleri tanımlayacağız ve daha sonra bunları kullanacağız. Öncelikle bir değişken nasıl tanımlanır? Temel anlamda tanımlama yöntemi nedir, onlara bakalım. Dün kullandığımız bir veri tipi vardı. Bu sayısal nümerik işlemlerde kullanılan integer demiştik. Integer a eşittir 1. Bunun bana anlattığı şey, A adında bir değişken var. Bu hafızada nümerik bir yer tutuyor. Nümerik değer alabilecek bir yer tutuyor. Ve içerisine bir değerini veriyorum. Atama nasıl gerçekleşiyordu? Sağdan sola doğru. Bu bir standarttı programlamada. Tek eşittir de değer atama işlemleri için kullanılır yazılımda. Burada da şu şekilde yapmış oluyoruz. Bir değerini integer tipindeki A değişkenine ata. Artık bunu herhangi bir yerde kullandığımda ekrana yazdırabilirim bu şekilde. Bir değerini yazdırdım.
ilk devre atamazsak olmuyor mu? A'ya. Tip güvenliğini mi soruyorsun? Çünkü domain. Tabii. Burada ilk devrin olması gerekiyor. Bazı dillerde kendisi varsayılan atayabiliyor. O dil yapısına göre değişiyor. Ama tip güvenliği olduğu için bunlarda o tür durumlara izin verilmiyor. Peki ben bu şekilde... Dışarıdan alınacak güvenliği nasıl tanımlayabiliriz hocam? Yapacağız. Şimdi normal değişken tanımladık. Az önce bahsettiğimiz gibi doğrudan bunu yazdırmadı bize. Peki böyle bir ihtimal var mı? Şimdi neden hata vermiyor? Bakalım. Bakın şu an hata vermemesinin sebebi şu. Editör ve framework ve compiler aslında hani sandığımızdan daha akıllı tasarlanıyor bunlar. Bunun yukarıdan aşağı doğru çalıştığını bildiğimize göre bunu compiler de biliyordur, editör de biliyor. Biz yukarıda değişkeni tanımlayıp sonrasında A değişkenine iki değerini verdiğimizde sonrasında kullanılacak herhangi bir şey, yani bu A değişkenini kullanacak herhangi bir değer, herhangi bir işlem, bunun bir değere sahip olduğunu tahmin edebiliyor. Ama ilk yaptığımızda kullanım şöyleydi, bunu yok sayarsak, bu şekilde aşağıda kullanmaya çalışıyorduk. Bu da Java'da desteklenmeyen bir işlem çünkü ilk değeri yok. Buna default değer deniyor, varsayılan değer. Bu değer olmadığı için ekrana yazdırma komutu olan system out println bunu çalıştıramaz, çalıştırsa da bir işlem yapamaz. Bu nedenle yazdıramıyor, doğrudan hata veriyor. Ama mesela bunu iki değerini atadık, burada hata gider. Ya da dışarıdan bir değer alacağız. Öyle kodu yazdık, dışarıdan değer bekleyecek burada, daha sonra yapacağımız gibi. O zaman da hata vermez. Çünkü buna bir değer verilecek diye tahmin ediyor. Sen yanlış değer verebilirsin. Mesela integer'e A yazarsın, A, B, C, işte metin yazarsın, hata verir. Ama sonuçta bir değer geleceğini bekliyor. Tipini bilemez. Böyle bir farklılık var. Bu bizim tek satırda değişkeni kullanım yöntemimizde. Peki... Bir tek satırda birden fazla değişken tanımlayalım. Değişken oluşturma yöntemi kullandım. Birincisi bunlara değer vermeden önce bunlara değer ilk varsayılan değerlerini vermeden doğrudan değişken tanımlama yöntemi. Diğeri de değişkeni tanımlarken değerini atama yöntemi. İkisi de kullanılabilir ama önemli bir fark var. Dikkat ederseniz şu an ilk yaptığımız örnekteki gibi ben
A, B, C değişkenlerinin ekrana yazdırılmasını istiyorum ve çalıştırdım ve herhangi bir sorun yok. Çünkü az önce yaptığımız kural geçerli. Başlangıç değeri var. Peki JKL'yi yaparsam, bakın editör üzerinde doğrudan hatayı gösterdi zaten. Bunun sebebi de az önce yaptığımız şuradaki işlemin aynısı olması. Başlangıç değeri yok. Bunu şu an kullanamazsın diyor. Hocam başlangıç değeri olmadığı için hani burada 1-2-3 veriyoruz ya. Atıyorum JMK'ya. Bakın burada da durumu değiştirecek bir işlem yaptım. J değişkenine A'nın başlangıç değeri olanın bir değerini atadım. Bu nedenle J bana hata vermedi. Aşağı iniyorum. Bunları kapattım. A'nın değişkenin, A değişkenin değerini almış oldum. Herhangi bir sorun yok. Yani bu bir nevi yazılımın hatalara karşı korunmasını sağlıyor diyebiliriz. Çünkü bunları yönetmezseniz doğrudan geliştirmeye izin vermiyor. Yani onu derlemeye izin vermiyor. Bu da sizin daha güvenli yazılım geliştirmenizi sağlıyor aslında. Bir diğer veri tipimiz double. Double D dedim. 1.2. Bu da ondalık sayılarda kullanılan bir veri tipimiz. 1.2 yaptım. Ekrana yazdırdım. Bakın double'da herhangi bir sorun yok. Peki ben A'ya bunu yapmak istediğimde burada hiçbir şey olmaz. Burada doğrudan engeller. Hayır. Onu senin bilinçli olarak yönetmen lazım. Şey söyleyeceğim. Java'da şey. Ya burada kapatalım. Bu işte dil yapısına, tasarımına göre değişiyor. Mesela yani C# bu tür şeylerde esneklik sağlayabiliyor. Sebebi de sen bunu verirsen ben küsuratını sileceğim diyor. Mesela şeyde Bir de bizim aslında her karakterin karşılığı olan char dediğimiz bir veri tipi var. Char'da da bakın char bizim aslında karakterin kısaltılmışı. Char veri tipi oluşturduğum zaman içerisine tek tırnaklar içinde bir karakter alıyor. Bu karakterin bize karşılığını veriyor ama sadece tek bir karakter alıyor. Ve normal string üzerinden bakarsak bu aslında çok önemli bir fark. String S yani doğrudan bu şekilde anlatmak daha iyi olur. Ne işe yarıyor bu char? Burada kullanacağımız string bir veri tipi aslında. Her ne kadar Java çok fazla veri tipi yerine koymasa da string normal bir veri tipinden ziyade kompleks olarak düşünebiliriz. Yani bir amaç için üretilmiş. Evet. Her parçası, her karakteri bir char olan veri tipim. Şöyle çalışıyor. İçerisine bir metin alıyor. Bu metinin de her karakteri bir char. Yani
daha sonra göreceğimiz bu dizi kavramları olacak. Yazılıma aşina olanlar için söylüyorum. Aslında string bir char dizisi. Yani tam olarak bu şekilde söylenebilir. Bunları şöyle yapabiliyorsunuz. Örneğin ben bunu parçalarım. Karakter karakter ekrana yazdırırım gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Dizi olduğu için. Her parçasını okuyorsunuz çünkü. Yani string gördüğünüzde bunun her parçasının bir char tipi olduğunu düşünmeniz yeterli şu an için. Bir diğer veri tipimiz Boolean. Boolean da gene çok önemli bir kullanıma sahip veri tipi. Ne işe yarar? Bizim yazılımda aslında her şey kararlardan ibaret. Belli bir işlem sonucunda bir karar verme üzerine kurulu. Mesela 3 2'den büyük mü? 3 2'den büyükse evet, değilse hayır. Yani yapılması gereken işlem aslında 2 tane. Değil mi? Ya olumlu ya da değil. Yazılımda da zaten mantık olarak her şey böyle değil mi? Karar üzerine. Haliyle yazılımda da bir işlem yapacaksanız bunun Boolean bir geri dönüşü olur genel olarak. Yani örneğin veri tabanında şöyle bir işlem yapacağız. Bu isimde, bu kullanıcı adında, bu şifreye sahip kullanıcı var mı yok mu? Varsa bana bir şey dönecek, yoksa da bir şey dönmesi lazım ki haberim olsun. Evet, bu da işte Boolean veri tipiyle sağlanıyor. Bu da true ya da false değeri alır. True, evet, false, hayır gibi düşünebilirsiniz. 0, 1 gibi düşünebilirsiniz. Bazı yerlerde böyle kullanılır. Yazabiliyor muyuz peki 0, 1 eşitleyebilir mi? True, false değeri alır. Ve en sık kullanacağımız tiplerdendir. Integer, string, boolean. Bunlar diğerlerine nazaran en çok kullanılanlardır. Her türlü C#'da da Java'da da. Bunu bilmenizde yarar var. Şimdi integer ile ilgili bir örnek yapalım. Açıklama satırı yapıyorum ki sonrasında karışmasın kodlar çoğaldıkça. Bakın buraya çoklu açıklama satırı. Veri tipi. Bu daha fazla değer alabilen
hatta en büyük diyebileceğimiz tiplerden birisi. Şeydeki karşılığı da Lord Double. Yaptığımızda tekrar gösteriyorum. Alabileceği sınır belli olduğu için onun fazlasını tutamıyor. Sizin hesaplamanız aslında yanlış oluyor sonuç olarak. Size getirdiği şey yanlış. Long yapıyorum. Yapacağınız işlemin sonucuna göre bir tip seçmeniz gerekiyor. Alacağı değer eğer çok yüksek olma ihtimali varsa buna göre hesap yapmalısınız. Yoksa veri kaybolur. Hatta yani sadece veri tipi değişkenden dolayı bir bankacılık uygulamasında milyonlarca dolar zarar etme ihtimali de var. İşte küsuratları yanlış hesaplarsan para ya fazla gider ya da müşterinin parasından çalmış olursun. Her türlü sorun ama sadece değişken tipi. Veri tipi.